Hani alo? Takdir ediyorum sizi. Ne diyorsun? Ay. Ay Tuna Bey, ellerinize sağlık. Vallahi kahvaltı pek güzel olmuş. Evet, yani şu lor peynirinin böyle tabaktaki duruşu, bu yeşilliklerin böyle dizilişi falan böyle yani. Ben de domateslerin kesilme biçimine hayranım. Teşekkür ederim. Şımartıyorsunuz beni Rıza Bey. Ben doymadım. Sultanım, diyetin ilk günleri birazcık zordur, haklısınız ama yani... siz nelere göğüs germiş kadınsınız, bunu mu atlatamayacaksınız? Aynen. Ha bunu doğru dedin. Ramazan'da yeri geliyor 10 saat, 12 saat oruç tutarız da... ha bu diyetimi atlatamayacağım. O başka. Onun gücünü Allah veriyor. Tabii ki. Ha. O farklı, bu farklı. Ama siz güçlü kadınsınız yani. Diyetin de hakkından gelirseniz yani. Neyse. Ben tabağımı içeri götürürüm. Yok. Sen değil, Tuna götürür. Bırak sen. Gerek yok. Sen zahmet etme, ben götürürüm. Hayır, Tuna götürsün. Hiç zahmet etmesine gerek yok. Ben şimdi... Saadettin abi arıyor. Onunla da ben biraz konuşayım. Alo, Saadettin abi. Evet abi. Türk kahvesi içer miyiz? Hadi içeriz tabii canım. Böyle yakat atak güzel olur. Azıcık aklımı bastırsın. Tuna, hadi hepimize Türk kahvesi. Tuna Beyciğim, benimki ekstra şekerli. Yani benim gibi. Tunacığım, hepimize şekersiz. Aşk olsun Tunacığım. Yani çok şaşırdım. Gerçekten hayal kırıklığına var. Biz senin hep aynı fikirdeyizdir. Ne demek şimdi şekersin? Olsun, siz beni hayal kırıklığına uğratıyorsunuz Sultan Hanım. Ben kahvemi her zaman şekersiz içerim. Hani ne oldu bizim ikiz dünür felsefemize? Ha? Siz niye yani şimdi siz şekerli içince olur mu? Haklısın, doğru değilsin. Kahvaltımız bittiyse buyurun kahvelerimizi koltuklarda içelim. Evet, evet. Ben de şuraya bir toplayayım. Yok, Emine. Tuna yapar bunların hepsini, bırak sen. Elbette. Kim bilir bir daha ne zaman görüşürüz. Sultanım, alışacaksınız. Biliyorum. Şu anda çok zor. Çok mutsuz. Güveniyorum. Yok. Bak, ben de sucuklu yumurta yaptığını görürsem vallahi seni bitirir. Bak, söylüyorum abicim ha. Görmez. Hemen yiyeceğim zaten. Sen git bana bir tane şey bul. Ekmek. Nerede bulacağım abicim? Senin içeride ekmekler. Ya bul şuralardan hadi. Kahveye çok taşmasın. Sultan Hanım. Böyle sadece diyetle olmaz. Spor da yapmak lazım. Spor. Spor salonunun havası bana çok basar. İçime taranlar geliyor ya. Hiç giremeyelim ben oraya. Tamam. Yani spor salonuna gitmezsiniz o zaman. Beraber açık havada yürüyüş yaparız. Evet, yürüyüş yapalım. Çok zor. Ayaz var. İnsan üşüyor da. Gördüğünüz gibi Meltem Hanım. Benim gari spor yapmamak için ne bahaneler ürettiği gördünüz mü? Tamam, peki. Yani herkes spor salonuna gitmeyi sevmek zorunda değil. Evet. Hani keşke yürüyüş yapmayı sevseydiniz, o zaman işimiz daha kolay olurdu ama... biz de size evde kolayca yapabileceğiniz egzersizler buluruz. Hı. Ne? Evde? Tabii. Burada? Evet. Ha buraya? Evet. Hayatta olmaz. Peki kıyafetim müsait değil. Siz hiç merak etmeyin. Ben onu da düşündüm. Şu yediklerimizi birazcık sindirelim. Sonrasında başlarız küçük küçük egzersiz yapmaya. Uy Tündürsüm, sende de kaçış yok ha. Asla. Madem o kadar ısrar ettiniz, spor edelim bari. Ay Meltem Hanım ya, benim içime sinmiyor. Ben kalkayım toplayayım şunları. Yok. Tuna yapacak hepsini. Bir de Gönül'cüm, yani Tuna kahve hazırlıyor zaten. Biz toplarız 2 dakikada, gel. Durun. Peki de toplayacağım. Hem azıcık hareket etmiş olurum da. 200 Tuna'yla. Hadi bakalım. Peki hareket için tamam. Tuna'cığım, ne yapıyorsun?
yapıyorsun? Kuşlara böyle ben şey yapıyorum böyle tavada böyle yumurtayla karıştırıp böyle yem hazırlıyorum onlara ki böyle koyuyoruz. Kuşlar böyle zavallılar gelip yiyorlar. Biz yiyemedik bari onlar yiyesin cinsin ha. Ya ya ya. İyi de suzu kokar burası. Ha o şey şeyler geliyor bunu şeyi çok seviyor. Ben arada sucuk da atıyorum. Kargalar bayılıyor sucuğa. Onlar için böyle sucuklu yapıyorum ki onlar da yesin böyle. Hani şimdi kış geliyor böyle acıkıyorlar. İyi dedin, iyi düşündün ben bunu. Hadi gel içeri gidelim. Ben şey, Tuna'ya yardım etsem. Olmaz, kankacığım kızardı. Gel. Yok yok, ben şey yaparım istersen. Yani istersen geç anlamında diyorum. İstemezsen şey yapabilirsin yani. Gel, gel, gel. Ne? Gel, gel. Vallahi Tünürcüğüm içeride kuşlara papraya baydı. Yemiyor, yediriyor. Sen kuşlar için papara mı hazırlıyorsun? Telefon nerede? Şeyde Saadet abiyle konuşuyordum ben. Sen dur 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 dur. Tuna getirir. Yok yok ben hallederim. Ben de susadım ya. Mutfağa gidip bir su içip geleyim. Tuna getirir. Oturun Rıza Bey. Yok yok Gönül Hanım lütfen. Su getir lütfen. Lütfen rica ederim. Hayır hayır oturun. Siz kahveleri dağıtın. Ben bir su içip gelirim. Kakacığım. Falda bakarız da. Valla ben hiç faldan anlamam ama Tuna çok güzel fal bakar. Sultan Hanım'a fal bak. Bakalım tabii hayatım siz şey yapın siz. Böyle kendinize doğru çevirin yalnız o çok önemli. Çıkmıyor. Çekilsiz Türk kahvesi hiç çekilmiyor ya. Sultanım biliyor musunuz? İnsan vücudu 21 günde şekersiz yaşama alışıyor. 21 gün mü? Hakkımız düşünecek. Bak, iyice. Beynime kan gitti vallahi. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ev. Göründüğü gibi değil. Gel tamam. Aşk olsun. Aşk olsun. Hani Sultan Hanım'la beraber diyet yapacaktık, ona destek olacaktık. İyi de onun yanında yemiyoruz ki. Gizli gizli yiyoruz burada. Ya benim yerime o gelseydi, ona yakalansaydınız? Ya Meltem gözünü seveyim, burnumuzdan getirme. Zaten küçücük sucuklu yumurtayı ikimiz ortakla şey yiyoruz, paylaştık. Doymayız bile. Çok ayıp yaptınız. Ya eğer Sultan Hanım'a yakalansaydınız bir düşünsenize ne kadar demoralize olurdu. Ne kadar motivasyon düşerdi. Çok ayıp. Neyse şimdi ben Sultan Hanım anlamasın diye çıkacağım. Siz de hemen arkamdan geleceksiniz. Burada oyalanmayacaksınız. Bunu ayrıca konuşacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.